Arkadaşlar merhaba. Sonunda 4 çeker Duster'la birlikteyiz. Çok merak ediyordum. Lansmanına da katıldık ama kullanma fırsatı bulamamıştım. Bugün sizler için detaylıca kullandım. Anlatmaya da başlıyorum. Duster biliyorsunuz Dacia markasının en çok satan modeli. İnsanlar çok seviyor. İngilizler bile seviyor. Fiyatına göre sundukları arazi kabiliyeti hayli güzel. Tabii bizde fiyata girince işler değişiyor ama oraya sonra değineceğim. Eskiden bir Duster'da Doğu Avrupa çizgileri vardı. Böyle ilk çıkan Duster'ların farlarını falan sevmeyenler vardı. Arka dizaynını falan. Ama bunda daha Avrupa'yı, daha batılı bir dizayn bizi karşıladı. Farlar falan benim çok hoşuma gitti. Izgaralar da öyle. Şu an çok hoş duruyor gerçekten. Eskisine göre daha Avrupalı duruyor. Önüyle beraber Duster'ın arka farları falan da çok güzel oldu. Hatta arka farları Jeep Renegade'e çok benzetiyorum. Çok hoş farlar oldu gerçekten. Bagaj hacmini tabii merak ediyorsunuz. Hemen bahsedeyim. Bagaj hacmi 414 litre ama bu 4 çeker olduğu için arkada işte diferansiyel falan tabii yerden feragat etmek zorundasınız. Eğer 2 çeker alırsanız 478 litreye çıkıyor. Ama böyle de gayet yeterli yani katmanı da kaldırdığın zaman. Yükseklik olarak da güzel bir alan var. Koltukları yatırdığınız zaman da 1559 litrelik bir bagaj hacmi sizi bekliyor. Gayet yeterli yükünüzü de taşır. Bavullarınızı da rahatlıkla alır. Dış kozmetik farklılıklarından böyle arkadaşlar. Ben yeni Duster'ın o Avrupa'yı dizaynını oldukça beğendim. Farlar, ön ızgara, ön farlar güzel toparlamışlar. Daha modernleşmiş. Dışı kadar içi de modernleşti. İstiyorsanız bir de içine göz atalım. Evet, Duster'ın iç mekanındayız. Normalde Duster Avrupa'da 17-18 bin, 20 bin euroluk bir otomobil. Budget yani ulaşılabilir otomobiller anlamına geliyor. Eskiden Duster'a bindiğinizde plastik kalitesini yadırgardınız. Yani ya bunu aldım ama hani çok ucuz plastik derdin. Yeni Duster'da bu iyileşmiş arkadaşlar. Özellikle tamam her yer sert plastik hani... Öyle bir yumuşak ya da uf ne kalite artmış diyecek bir şey yok ama dokunun kalitesi artmış bir. İki, bana plastiklerin birbirine geçmeleri biraz daha iyileştirilmiş geldi. Yani oturur oturmaz zaten burası ilginizi çekiyor. Orta konsol. Eski Duster'da ekran şöyle aşağıda falandı. Ergonomik değildi, bakamıyordun. Yani kötü bir konumlandırması vardı. Ama bunda gayet güzel. 7 ya da 8 inçlik güzel dokunmatik bir ekranı var burada. Şöyle açalım, navigasyonu var. İşte Bluetooth telefonunu bağlayabiliyorsun. Çok sevdiğim bir özellik. Arazi 4x4 bilgilerini gösteriyor. Yan eğim, dikey eğim, pusula konumlandırması gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Bu zaten arazide zaten dillere destan. Hani fiyat performans oranında hani dağ keçisi lakabını da almış bir otomobil. Bunu görmek güzel burada. Hemen altında zaten şurası bana biraz yeni Peugeot'ları anımsattı. Çok hoş olmuş. Burada işte ESP tuşumuz var. 360 kameramız var. 360 kamera bu arada arkadaşlar. Faydalı bir özellik, opsiyon. Burada önünüzü, arkanızı ve lastiği de göreceğiniz sağ ve sol tarafı görebiliyorsunuz. Offroad'da gerçekten çok işinize yarayan bir şey. Çünkü offroad'da böyle çıkıp bakarsın. Onun yerine direkt kamerayı aç. Hani lastik nerede? Kayaya mı oturdu? Ne oldu? Görebiliyorsun. Çok hoşuma gitti. Bravo vallahi Dacia'da bunları görmek. Dedim ya daha Avrupalılaştı diye. Yani o Doğu Avrupa şeyi gitti. Yine burada kumandaların altında güzel ledli göstergelerimiz var. Klima kumandaları, dijital bir klima var. Burası da gayet güzel olmuş. Krom çerçeve olması da hava katmış. Çünkü genel olarak siyah plastik olduğu için otomobilin içi biraz hareketlendirilmiş. Mesela keşke şuradaki Duster'ı da bir krom ya da bir şey yapsalardı. Tabii bunların hepsi maliyet ama genel o siyahlıktan biraz daha kurtulabilirdi. Onun haricinde torpidomuz normal, içi sert, fena değil. Burada bir gözümüz var ama çok kullanışlı değil. Telefonu falan koyunca hani biraz sert kullanırsan düşer buradan bir şeyler. Bir tane takipçimiz demiş,
kol dayamasız araba mı olur bu devirde? Aslında sürücü için bir kol dayama var ve acayip rahat. Yani yolda falan direkt tam kol dayama, öyle söyleyeyim. Çünkü bazıları şurada oluyor. Hani kolunu dayamıyorsun, bu gerçekten kol dayama. Onun haricinde eski Duster'da olduğu gibi bu Duster'da da şuradaki direksiyon altından farların yükseklik ayarını yapıyorsun. Elektronik olabilirdi. Tabii ki maliyet, tamam, anlıyorum ama bu bayağı bir ilkel kalmış burada. Artık yükseklik aşağı yukarı ayarlıyorsun doluluğa göre. Bu dolu bir otomobil. Kör nokta asistanımız falan var. Onun tuşu var burada. Far kumandası benim Clio. 2010 Clio'nun far kumandası. Hep tanıdık. Buradaki kumandalar hep tanıdık. İşte hız sabitleme yerleri hep tanıdık. Tuşlar tanıdık. Orta kadranlardan bahsedeyim. Bu kadranları çok sevmedim. Peugeot 301'e benziyor. Çok çubuklu kadran, ben sevmiyorum. Analog olması güzel. Kırmızı ibre olması da güzel. Ama çok çubuklu ve biraz göz alıyor. Peugeot 301'i andırıyor. Keşke daha özgün bir şeyler yapsalardı. Hemen orta ekranda da dijital bir göstergemiz var. Burada da hemen direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. İşte gittiğin mesafe. Burada 4 çekerdeysen onun uyarısı. Yakıt göstergesi. Lastik, hararet gibi yol bilgisayar ekranı var. Fonksiyonelite olarak hiç problem yok yeni Duster'da. Tabii şimdi daha Duster'ın ucuz olmasının bazı sebepleri var. Mesela şuradaki tavan kaplaması. Mesela bastırdığında böyle 3 santim içeri giriyor. İşte buralardaki malzemeler oldukça ucuz kullanıldığı için fiyat da oldukça aşağı çekiliyor. Mesela arka bagaja giriyorsun, bagajın kaplamasının altı gözüküyor. Tam kaplanmamış gibi. Bunun gibi detaylar inanın üretimde oldukça tasarruf ettirebiliyor firmalara. Manuel vitesimiz var. Şimdi belki ya Sinan abi ne abartıyorsun diyecekler ama ilk şöyle baktığımda aklıma ne geldi biliyor musunuz düz viteste? Audi R8'in manuel vitesi aklıma geldi. Bilmiyorum, alüminyum görüntüsü ve hafif dikdörtgenliğimsi olması Audi R8'i anımsattı. Viteslere falan zaten sürüşte değineceğim. Ön yaşam mahallinden böyle. İstiyorsanız bir de arka yaşam mahalline göz atalım. Kemerinizi de arkada mutlaka takın arkadaşlar. Arka yaşam mahalli olarak da tabii kapı içlerimiz falan sert plastik öndeki gibi. Ama dediğim gibi dokuda biraz geliştirmeler var. Alüminyum görünümlü bir kapı kolumuz var. Onun haricinde arkada pek bir şey yok. Diz baş mesafesi bence yeterli. Baş özellikle gayet güzel. Dizde böyle sıkışmıyorsunuz. Aile hani seyahat edebilirsin rahatça. Dört çeker olmasına rağmen şaft tüneli, yani bu ortaya da üçüncü bir kişi rahatlıkla oturabilir. Otomatik camımız var. Tek tuşla açılıp kapanmıyor, o ayrı ama otomatik. O da güzel. Bu tabii dolu, en dolu modeli olduğu için elektrikli. Arka taraftan da böyle. İstiyorsanız artık bekletmeden dört çeker Duster'ımızla sürüşe geçelim. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, kemerimizi bağladık. Yola çıkalım. İç mekanı anlattık. Hemen konfora geçelim. Çünkü merak ediyorsunuz. Arkadaşlar, Duster arazide yolda olmaktan daha çok mutlu. Bunu zaten aslında hepimiz biliyoruz. Şimdi tabii bu uygun bütçeli bir otomobil. Yol konforu kötü değil ama tabii ki yalıtım seviyesi düşük. Motor sesi geliyor ki motor kaputu hem yalıtımlı hem de motorun amortisörleri var. Bu da güzel bir detay Duster'da görmek. Ama tabii yol gürültüsü 120'den sonra falan oldukça fazla, rüzgar gürültüsü alıyorsunuz. Üzerinde 215-65-16 yol lastikleri var. Yani hafif böyle araziye de belki çamura falan çok hafif gelebilir. Ama yol lastiği, yani arazi için değil. Yol konforu olarak çok yumuşak değil dediğim gibi. Hafif gergin otomobil. Sert çukurları iyi absorbe ediyor ama keskinleri pek absorbe edemiyor. İçeri hissediyorsunuz. Yani bir kasisten 50 ile geçersen
normal bir binek arabayla geçerken nasıl dandan yapar, bunda da öyle yapıyor. Hani bir jip geçişi yok orada. Otomobil yerden 21 santim, 210 milim kadar yüksek. Tabii böyle geçişlerde falan altını çarpmıyorsunuz. Hatta dur bakayım, geçecek mi şuradan? Bir deneyelim. Ya bu off-road'u seviyorum işte. Özgürsün, istediğin yere git. Şu an gayet çamurlu, kötü bir yolda ilerliyoruz. İnşallah kalmayız. Bayağı buradan tırlar falan geçmiş. Duster'ın motoru arkadaşlar bildiğimiz 1.5 DCI. Yeni biraz gelişme oldu. 260 Nm torku var. 110 beygirlik dizel bir ünite. Bu otomobil 1320 kilo arkadaşlar. 4 çeker versiyon. 2 çeker biraz daha hafif. Bununla birlikte 12.4'lük 0-100 hızlanması var. 1-2 çok kısa oranlı olduğu için zaten şanzımanda geleceğim. Otomobili hareket ettirmede ya da yürütmede ya da esnekliğinde hiçbir problem yok. Şu an 5. vitesteyim. Basıyorum. Hızlanıyor, gidiyor yani. Hani 110 beygir dizel, işte Clio'lar şeyler, diğerleri nasıl gidiyorsa bu da öyle gidiyor. Size bir de 0-100 göstereyim. ...4200'lerde değiştirmek lazım. Bu motoru iyi biliyorum çünkü yarıştım. Şimdi biraz yokuş aşağı, yokuş yokuş yukarı. Yani esnekliği motorun gayet güzel ya. Yani yolu da güzel kavruyor. Şu an 100-110'la viraja giriyoruz. Bak hiç arkasını bırakmadı. Yani çok hoşuma gitti. Yüz yumuşak, biraz da bir yatıyor ama tehlike yaratmıyor. Yani orada 4 çekerin bence avantajını kullanıyor. Durması nasıl bakalım. Burası çok tozlu bir asfalt. İyi durdu. Hemen dörtlerinde yaktı. ABS tabi takır takır. Yakışıyla ilgili sorular olmuş. İşte abi yakışından şikayet edenler var. Ne diyorsun diye. Şimdi şöyle söyleyeyim, bak bu basmalar dahil 200 kilometredir kullanıyorum. Ve hani hiç dikkat etmedim, normal kullanım işte otoban şehir içi. Tam tamına 6 litre. 200 kilometrenin ortalaması. Yani gayet başarılı, 6 litre güzel bir değer. Buna şehir içi de dahil. Ki daha düşürürsün, ben 120-130 otoban kullanımı da oldu. Onun için kimse bir şey demesin, yakışına gayet güzel. Bu motor aktarımını 6 ileri düz vites şanzımanla gerçekleştiriyor. 1 ve 2 acayip kısa. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. İkinci vitese atıyorum. 2'de 5000 devirde 50 yapıyor. Yani bayağı kısa. Arazi için bir daha da kısa. Hatta ayağınızı gaza hiç gaza basmadan otomobil kendi kendine kalkabiliyor trafikte. O kısa oran bayağı faydalı olmuş diyebilirim. Arazide de zaten çok yavaş ilerlerken gerçekten işinize yarıyor. 1-2 kısa, 6'yı da biraz uzun tutmaya çalışmışlar ama 2000 devirde 97 falan yapıyor. Kadranda 97 yapıyor. GPS'te de 94 falan gibi düşünün. 100 ile giderken 2100-2050, hani 100-110'la da ekonomi yapabilirsiniz uzun yolda. Geçişler güzel, net, hafif kemikli. Ama hani böyle çok severek değiştireceğiniz kemikli değil ama yerleri belli. Karıştırmıyorsunuz. Tabii yol tutuşu da merak ediyorsunuz. Ben beğendim. Eskisini de beğeniyordum. Bunu da beğeniyorum. O yol tutuştaki, o konfordaki sertlik yol tutuşa güzel yansıyor. Mesela şu viraj çok stabil. Arkası gayet takip etti. Yol tutuşu olarak ben gerçekten, hani tabii ki öyle zorlamayın hani çok fazla ama tehlikeli konumda hiçbir zaman sizi bırakmıyor. Bu da önemli, güzel. Ama
bu testimizin amacı 4 çeker Duster'ı arazide test etmekti. Şimdi şuralara bakıyorum. En son Isuzu D-Max'i de götürmüştüm. Bunu da oralara bir götüreyim, bakayım neler yapacak. Üzerinde yol lastikleri var. Bunu da unutmamak gerek. Hani Duster'ın ünü belli. Hani az laf çok iş derler ya. Duster da öyle. Zaten benim en sevdiğim görüntülerden bir tanesi Duster'da. Şöyle hafif ilerlediğinde baktığınız zaman alt takımın o bağlantı kollarını, aksı falan görüyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Yani sanki yarış bagisi gibi böyle arkadan gözüküyor. Transanatolia'ya katılan bir Duster vardı. Bayılıyordum ona mesela. Amortisörler, şunlar bunlar, lastikler. Tam böyle biliyorsunuz Dakar'a da zaten katıldı bu otomobil. Yakışıyor arazi bir otomobile. Şimdi Duster'ın 3 modu var. Bir 2 çeker modu var. Bir otomatik modu var. Önler patinaja kaldığında arkaya gücü iletiyor. Bir de kilit modu var. O da daimi 4 çeker modu. Biz otodayız şu an. Mesela kilidi aldığın zaman çok keskin dönüşleri rahat yapamıyorsun. Gerçekten o kilit orada işe yarıyor. İniş kontrolü de var bu arada. Mesela şuradan İnelim buraya iner. Hiçbir sıkıntı yok. Şu eğim inişi kullanalım. Biri alalım. Böyle zız 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 diye çalışıyor şu an gördüğünüz gibi. Şimdi burası bayağı dik bu arada. Eğim inişi kapadım. Loka alayım. Aldım. Bir. Bakalım ıslak çimde ne kadar ilerleyebileceğiz? Tepeye kadar çıkabilir mi? Bakalım şu an yan yan gidiyoruz. Dört teker sarıyor. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin bunu. Hadi. Hadi. Savaşıyoruz şu an. Tabii şu an bayağı kaygan yani. Bak yan yan iniyor. Gördün mü? Bak şu an frene tam basıyorum. Kaya kaya iniyoruz. ESP kapalı. Bak. Şu an frene tam basılı. Islak çim. Herhalde bayağı da ıslak burası. Yol lastiğiyle. Tabii işi çok zor. İndiğimiz yerden bakalım çıkabilecek mi? Ona bir deneyelim. Evet, indiğimiz yerden çıktı. Yol lastiğiyle tabii o ıslak çimi çıkması imkansız. Oraya çıkması bile çok çok başarılıydı bence. Böyle yerler için mutlaka tabii arazi lastiği lazım. Ama bayağı çıktı. Helal olsun gene. İyi yani 4 çeker asıldı. Tutuş olmadığı için yapacak bir şey yok. Tabii en dolu Duster. Kamerasından işte multimedyasına, 4 çekerine hepsi var. Dolu bir Duster. Bunun fiyatı arkadaşlar 103.000'den başlıyor. Donanımlara göre 110'a kadar yükseliyor. Şimdi tabii 110 çok büyük bir para. Bir de Duster'a 110 verilir mi diyeceksin. Ama tabii bizim vergiler malum. Hani ah o güzel günler, 4 çeker Duster'ı 56.000'e alabildiğimiz güzel yıllar, 2013 falandı galiba. Maalesef markaların orada yapabileceği bir şey yok. Hep söylüyoruz bunu. Vergiler malum, belimizi büküyor. Bu piyasa koşullarında bu donanımlarla kabul edilebilir demek istemiyorum ama kabul edilebilir bir değer. Eskiye göre kesinlikle geliştirmeler var. Esra bindi hatta. Baktı ağır, bu ne kadar daha güzelleşmiş eskiye göre dedi. Gerçekten de öyle. Daha Avrupa'yı, daha alınası bir otomobil haline gelmiş. Genel olarak hani sonuçta
bu fiyata 4 çeker su alıyorsun. Orada yalıtımdan ve malzeme kalitesinden mutlaka feragat etmen gerekiyor ki bu arabayı satsınlar. Sonuç olarak Duster alınır mı? Bence alınır ya. Hatta bir arkadaşım sormuş, Instagram üzerinden sormuştu. Abi senin testini bekliyorum. 2003 CR-V'm var. Onu satıp hani sıfır Duster alayım mı diye. Ben de dedim testi bekle. Şimdi o CR-V'yi de çok severim tabii. Ama yapabildikleri olsun, donanım artışları olsun, yeni Duster'da gayet alınabilir bir otomobil olmuş. Bu testimizden de böyleydi arkadaşlar. Duster'dan, merakla beklediğiniz yeni Duster'dan, yeni Avrupa yüzü Duster'dan. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bir dahaki testlerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.